Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Atatürk ve devrimler üzerine son dönemde yapılan kasıtlı ve yanlış değerlendirmeler üzerine konuşacağım. Tarih bilgisi ve bilinci olmadan geçmişini Mustafa Kemal önderliğindeki aydınlanma devrimini suçlayanlara birkaç söz söylemek isterim. Atatürk devrimleri soru sormayan, irdelemeyen, tartışmayan, bilmeye değil inanmaya odaklı bir düşünce yerine bilmeye odaklı, irdeleyen, araştıran, deneyen, fiziksel ve matematiksel kanıt arayan düşüncenin adıdır. Bu devrimler insanlığın ortak evrensel değerinden ve Türk tarihinin imbiğinden süzülmüş, halkın içine sinmiş, düşünürlerince benimsenmiş, ozanlarınca seslendirilmiş kültürel birikimin geldiği son halidir. Her kültür kendisini geliştiren toplumun uzun tarihsel birikimlerinin etkisiyle biçimlenir. Kurtuluş Savaşı'nı veren ve devrimleri gerçekleştiren Atatürk ve arkadaşları geçmişi geleceğe taşıyanlardır. Bu devrimler Orta Asya'da Ahmet Yesevi ile başlayan Yusuf Has Hacip, Hacı Bektaşi Veli, Yunus, Karacaoğlan ve onlarcasının düşünsel ve yazımsal değerlerini günümüze taşınmasıdır. Yusuf Has Hacip Kutadgubilik adlı öz Türkçe yazısında bakın ne diyor. Kişi akılla yükselir, aydınlanmayla yolunu bulur. Bilgi bil, adam ol, kendini yükselt ya da hayvan adını al, insanlardan uzaklaştır der. Eğer bu cümleyi bu mecliste gelip yumruk atan zavallı bilseydi, yumrukla kendini ispat etmek yerine bilimle kendini ispat ederdi. Yine Yusuf Has Hacip bütün iyilikleri bilgiye bağlar. Bilgiyle göğe bile yol bilinir diyerek adeta bugünün uzay çağını o tarihlerde söyler. Ahmet Yesevi ise düşüm uzar, Burak tozar, gitse pazar. Dünya pazar, içine girip kullar azar. Başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar. Adım Ahmet, Türkistan'dır benim ilim diyerek hem kendinin kim olduğunu hem de içinde bulunduğu coğrafyayı ve konum anlatır. İşte bu bağlamda Türklerin İslam öncesi kültürel birikimini oluşturan Orta Asya'daki ögeler çerçevesinde İslam'ın göçebe ve köylü toplumlar açısından anlaşılabilir ve kabul edilebilir duruma getirilmesinin görevini Türkçeyi iletişim dili olarak kullanan Ahmet Yesevi ve Erenler üstlenir. Türk kültür birikiminin çoğalmasının en büyük katkı Türk Sufi geleneğini başlatmaları, Farsça ve Arapçaya karşı Türkçeyi elemeleridir. İşte bu Erenlerden Yunus Emre o tarihlerde adeta bugünün iktidarına seslenir. Beyler azdı malından, bilmez yoksulun halinden. Ve sonunda da ekler. Onlar ki çoktu malları, nice oldu halleridir. İşte AK Parti'nin geleceğini o tarihlerde söyler. AK Parti gibilerinin. Atatürk devrimlerini anlamayan diplomalı ya da sahte diplomalı cahiller Yunus'un arı Türkçesi ne güzel de anlatır. Anlamadan dinledik, dinlemeden anladık. Gerçeklerin bu yolda yoktur sermayesi der. Sesini ve dilini kısmak isteyenlere Yunus şöyle seslenir. Mühür vuralar dilime, zincir vuralar koluma, amel defterim elime, ağlam ağlaya ağlayı. Nesimi ise her türlü baskıya isyan eder. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eylemem. Cümlenin rızkını veren oğul Gani Sattar iken, yeryüzünün halifesi diktatöre minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzere gözetirim rahimi, iblisin talim ettiği yolda yürümem der. İblisler çoğaldı. Bunları bilen ve içselleştiren Atatürk de yaşamda tek gerçek yol gösterici bilimdir demiştir. Gençlere hitabesinde de sizi yönetenler gaflet, delalet ve hatta hiyanet için... Buyurunuz.
Bu ülke gafleti gördü, delaleti gördü, ihaneti de gördü. Yaptığı devrimleri bilimin ışığında Türk kültürüyle birleştirerek Mustafa Kemal Atatürk Türkçe ile anlatmıştır. Karacaoğlan der ki, yiğit olan yiğit kurt gibi bakar. Düşmanı görünce ayağa kalkar. Koyar mızrağını meydana çıkar, yiğidin ardında duran olmalı. İşte o yiğit Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk halkının desteğini arkasında görür, devrimini gerçekleştirir ve cumhuriyetini ilan eder. Cumhuriyete söz edenlere de birkaç söz söylemek isterim. Cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyenlere de sözüm şudur. Cumhuriyet haklı, meşru, namuslu ve kararlı savaşımızın sonucudur. Tarihte benzeri görülmemiş halk. Vermedik şimdi. Buyurun. Tarihte benzeri görülmemiş kalkınma hamlesiyle yıkılmış bir imparatorluğun enkazından bağımsız, çağdaş, güvenli bir ülke, harap ve bitap düşmüş bir halktan hayatı kadın erkek birlikte omuzlayan gururlu, başı dik bir ulus yaratmanın adıdır. Son sözüm de şu olsun. Milyonların sessizliğini hiç kimse zafiyet olarak algılamasın. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.